Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere mekik oyasından güzel bir modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece yeni ve güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Mekiğime renkli ipimi sardım arkadaşlar. Alt ipime de beyaz kullanacağım. Her ikisinde de kullanacağım ipim 50 numara polyester ip kullanıyorum arkadaşlar. Dilerseniz alt ip olarak farklı renklerde de kullanabilirsiniz. Şimdi hemen alt ipimi birleştirerek boyamın yapım aşamasına geçiyorum. Hemen buraya alt ipimi birleştiriyorum. 2 tane ilmek atıyorum. 2 tane ilmek atarak alt ipimi birleştirdim. Şimdi hareket eden kısım arka tarafta, hareket etmeyen kısım ise üst tarafta kalacak arkadaşlar. Bu şekilde yaptıktan sonra parmağımı tam düğümün ortasına denk getiriyorum arkadaşlar. Yani düğüm parmağımın tam ortasında oluyor. Bu şekilde buraya dolgu çalışması yapacağız. Hemen arka tarafından ilmeğimi atıyorum. Bir, tekrar aynı yönde, aynı yere ikinci ilmeğimi attım ve bir saydım. Her zaman iki tane ilmek atacağım ve bir sayacağım. Dilerseniz iki tane de sayabilirsiniz. Hemen diğer tarafı yapıyorum. Bu taraftan attım ipimi. İki tane de buraya ilmek attım ve buraya iki tane ilmek attım diye sayıyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum sırayla. Hemen arka kısımdaki ipimden geçirdim. 3 oldu. Tekrar bu taraftan geçiriyorum. 4 oldu. Her defasında ikişer ikişer ilmek atıyorum arkadaşlar. Beş oldu. Tekrar attım. Altı. Bu şekilde orantılı bir şekilde dolgumu oluşturmaya başlıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş bu kısım üçgen şeklinde genişleyerek devam edecek arkadaşlar. Hemen devam edelim. 7 8 Çok gevşek bırakmıyorum. Çok da aşırı sıkmıyorum arkadaşlar. 10 tane oldu arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. 12 14 16 18 20 ve 22. Ben buraya 22 tane dolgu yaptım arkadaşlar. Dilerseniz bu dolgu sayısını istediğiniz büyüklükte artırabilir veya eksiltebilirsiniz. Yazmaya uygulayabilirsiniz veyahut da havlularınıza uygulayabilirsiniz. Bu şekilde 22 tane dolgumu yaptıktan sonra bu şekilde parmağımı ortasına koyarak düzelttim arkadaşlar. Normalde şu şekilde duruyordu. Hemen parmağımı ortasına alarak düzeltmiş oldum.
Yine dolguyu tamamlamadım diyen arkadaşlarımız ders videolarımızı izleyerek daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ve buraya artık ilmek atmaya başlıyorum. 2 6 tane ilmeğim oldu. Buraya toplamda 20 tane ilmek atıyorum. Evet. Buraya 20 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım. Şimdi alt ipimi hafifçe çekerek büyütüyorum ve alt ipimi tekrar birleştiriyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Arasını açtım. Yine hareket etmeyen kısım üst tarafta, hareket eden kısım ise arka tarafta kalıyor. Buraya 18-20 tane kadar ilmek atıyorum. Evet. 18 tane ilmek attım. Dilerseniz 20 ilmek de atabilirsiniz. Alt ipimi sıktım ve alt ipimi çekiyorum. Bu şekilde alt ipimi çekmiş oldum. Şimdi buraya tekrar ilmek atmaya devam ediyorum. 2 10 oldu. Toplamda 22 tane kadar ilmek atacağım arkadaşlar. Evet. 22 tane buraya ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım ve alt ipimi çekiyorum arkadaşlar. Buraya çiçeğimizin birinci yaprağını oluşturmuş olduk. Şimdi buradan tekrar alt ipimi birleştiriyorum. Hiç ilmek atmadan buradaki ipimle hemen birinci ilmeğimi atıyorum. Bu arasındaki mesafeyi ayarlıyorum. Alt ipinizi kaydırmayın arkadaşlar. Tekrar birleştiriyorum. Evet. Bu şekilde buraya düğümümü attım. Arasındaki mesafeyi ayarlayarak arasını açtım. Yine aynı şekilde düğümü parmağımın ortasına denk getirerek tekrar buraya dolgu yapmaya başlıyorum. 2 4 6 orantılı şekilde yavaşça büyütüyorum arkadaşlar. 8 10 12 14 16 18 20 ve sonuncusunu yapıyorum. 22 tane buraya dolgumu yaptım arkadaşlar. Ve hemen yapmış olduğum dolgumu çevirdim. Buraya tekrar ilmek atmaya başlıyorum. 2, 3, 4. 4 tane oldu. Hemen devam ediyorum. Toplamda buraya 20 tane ilmek atıyoruz. Burada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Buraya 22 tane dolgu yaptık. Dilerseniz 22 tane ilmek de atabilirsiniz.
Buradaki dolgu sayınıza göre üzerindeki ilmek sayısını yaparak küçük ya da büyük ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki sayıları da dolgunuzun sayısına göre ayarlamalısınız. Şimdi 20 tane buraya ilmeğimi attım. Hemen alt ipimi uzatarak birleştirdim. Arasını açıyorum. Ve buraya 18-20 tane kadar ilmek atıyorum. Buraya 18 tane ilmek attım arkadaşlar ama 20 tane de ilmek atabilirsiniz. Buraya ne kadar ilmek attıysanız üzerine de o kadar ilmek atabilirsiniz arkadaşlar. Evet. 18 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım ve alt ipimi çektim. Bu şekilde üstünü tamamlamış oldum arkadaşlar. Hemen buraya tekrar ilmek atarak devam ediyorum. 22 tane toplamda ilmek atacağım arkadaşlar. Hemen 2 tanesini attım. Evet, 22 tane ilmeğimi attım, alt ipimi sıktım ve alt ipimi çekiyorum. Bu şekilde ikinci yaprağımı da tamamlamış oldum arkadaşlar. Yine üçüncü yaprağımı yapmak için alt ipimi birleştireceğim. 2 tane ilmek atarak başlayacağım. Burada yapmış olduğum gibi diğer yapraklarımı da yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Diğer 3 yaprağımı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Burada alt ipimi çektikten sonra hemen mekiğimdeki ipimi kesiyorum. Dilerseniz aşağıya döndükten sonra da kesebilirsiniz. Hemen burada ucunu yakıyorum. Bu şekilde çiçeğimiz hazır oldu arkadaşlar. Biz birbirine tutturmadığımız için ortasını saracağım ben arkadaşlar. Modelimiz bu şekildeydi. Hemen alt ipimle sarmaya başlıyorum. Hemen arasından alt ipimi geçiriyorum. Bu şekilde bir yaprağımın üstünden diğer yaprağımın altından sırasıyla geçirerek sarmaya başlıyorum. Bu şekilde birinci sırayı sarmış oldum arkadaşlar. Tekrar sarmaya devam ediyorum. Bir yaprağımın altından diğer yaprağımın üstünden geçirerek burayı sarıyoruz arkadaşlar. Ortasının ben beyaz olmasını istediğim için alt ipi olarak beyaz kullandım. Dilerseniz farklı renklerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha önceden de söylediğim gibi motifinizin daha küçük olmasını, yazmalara uyarlanmasını istiyorsanız arkadaşlar dolgunuzun sayısını daha da küçük yapabilirsiniz. Dolgunuzun sayısına göre de bu üst kısımdaki ilmeklerinizi atarsınız. İstediğiniz büyüklükte bir motif elde etmiş olursunuz. Bu şekilde birkaç sıra daha sararak tamamlayacağım arkadaşlar. Birkaç sıra daha sararak tamamladım arkadaşlar. Şimdi arka kısmına çevirdim. İpimi bu şekilde kesiyorum. Hemen
ucunu yakarak yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Modelimiz havlu kenarına uygun bir model arkadaşlar. Dilerseniz sayısını küçülterek yazma kenarlarını uyarlayabilirsiniz. Bu şekilde namaz örtüsünde kullanabilirsiniz. Birçok alanda kullanabilirsiniz. Takı olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar bu modeli. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.